Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin kardeşlerim, hepimiz erkeğiyle kadınıyla Allah'ın kullarıyız. Kuluz. Tam anlamıyla kuluz. Ama sadece kuluz. Ne erkek olmamız, ne de kadın olmamız, kulluktan bizi kurtarmıyor. Ve bir annenin rahminde aylarca bekleyerek dünyaya geldik. Sonra asıl yaratıldığımız nesne olan toprağa gideceğiz. Bu arada geçirdiğimiz yıllar, eğer kaderimizde varsa, bizi kulluktan hiçbir dakika çıkarmıyor. Hep Allah Rabbimiz, biz de onun kuluyuz. İlk insandan son insana kadar düzeni böyle kurdu Allah. Ve hepimiz insan olarak ya cennete gideceğiz ya da cehenneme, maazallah, gidecek gidenler. Hepimizin emeli cennete gitmektir. Aksi takdirde bu dünyanın çilesine değmez. Ebedi olarak cehennemde kalmak için 80 sene yaşamak akıllılık değil. Hepimiz erkeğiyle, kadınıyla, beyazıyla, siyahıyla insan olarak sonunda cennet istiyoruz. Biz istiyoruz. Allah da söz verdi. Cennete kabul edecek. Ama şartlı kabul ediyor. Dinini yaşamayı ve dinine hizmet etmeyi Allah önümüze şart olarak koymuştur. Bir Müslüman olarak Allah'ın şartını yerine getirmediğimiz halde, herhangi bir şekilde ben muhakkak cennete giderim zannedemeyiz. Allah eğer cennet vereceğim ama benim şartım yerine gelecek dediyse, bir muafiyetimiz yoktur bizim. Dünyada alıştık. Bir torpilini buluruz. Bir fırsat bulur, bir tanıdık buluruz diyoruz ya. Ahiret şartlarında kimsenin tanıdığı olmayacak. Sadece bu dünyada yaptığımız işlerimiz imanlı ise eğer insan, orada torpilimiz olacak, tanıdığımız olacak. Kardeşlerim, bu gerçekleri biliyoruz. Burada bunların tekrarının gereği yok. Ama unuttuğumuz, dalgınlığımıza gelen bir şey var. Bu din hepimizin cennete girme aracıdır. İslam olmadan, dinimiz olmadan cennet yok. Dinle cennete gireceğiz. Deyim yerindeyse, din bizim meyve ağacımız. Onun meyvelerini yiyeceğiz. Bu ağacı, dini kim koruyacak? Kim sulayacak? Din hepimizin cennete girme aracı. Din olmasa da ben cennete girerim diyen yok. Peki dini kim koruyacak? Kim büyütecek? Kim geliştirecek bu dini sorusuna cevap vermek istemiyoruz. Camilerde namaz kıldırmakla görevli insanları dinin de yükünü taşısınlar diye bekliyoruz. Cami ticarethanelere hükmetmiyor ki camideki görevli ticarete de yön versin.
O da satın almak için dükkanlara giriyor giriyorsa. Camideki adam, görevli, siyasete karışamıyor ki. Karışsa camiyi de kaybeder. Cami hayatın kaçta kaçı? Şehirde kaç binanın kaçta kaçı oluyor cami? Din hepimizin cennet garantisi Allah'ın izniyle. Dini ise sadece camideki görevliye yıktık. Ticareti kendimize göre, siyaseti kendimize göre, sokakları zevkimize göre, alışveriş merkezlerini iştahımıza göre yürütmeye devam ediyoruz. Din camide kaldı. Caminin görevlisi cami kadar dinle ilgileniyor, ilgilenirse. Dinimiz ne olacak kardeşlerim? Burada hepimiz bir sorunu çözmek zorundayız. Din görevlileri kavramı Müslümanlara ait bir kavram değildir. Hristiyanlara ait bir kavramdır. Çünkü Hristiyanlar dinlerini sömürmek için dindardırlar. Günah işlerler, din görevlisine gidip günahını affettirirler. Dolayısıyla onlarda zımnen bir ticaret vardır. Bizde herkes dininin görevlisidir. Dinim yardıma muhtaçken Hristiyan gibi papazı çağırın, dine yardım etsin mi diyorum ben? Camideki görevli de kendisi için çalışıyor, Rabbinin cenneti için. Ben de cennet için çalışıyorum. Hepimiz dindar isek, hepimiz dininin hizmetkarıyız. Eğer hizmeti başkası yapacak, kaymağı biz yiyeceksek eğer, bu akıllılık değil. Dini başkası ayakta tutacak, ama cennete biz gireceğiz. Hizmet satın alma, ticarette olur, dünya hayatında olur. Ama ahiret hayatında, din hizmeti satın alma diye bir şey yoktur. Kardeşlerim, isterseniz oturup tefekkür edelim. Ashab-ı kiramın din hizmetini kim görüyordu? Hocaları kimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derseniz eğer, cihatta kim kılıç kuşanıyordu diye soracağım size. Peygamber oradaydı aynı zamanda aleyhissalatü vesselam. Ticaret yaparken ticaret yerindeydi. Bizdeki gibi, cami görevlisi ashab-ı kiramda var mıydı? Bilal, müezzindi değil mi? Kadrolu müezzindi. Hangi savaşta Peygamber aleyhisselamın yanında değildi? Madem Bilal müezzindi, niye hurma bahçelerinde ırgat olarak çalışıyordu? Dinden geçinmek yok, dine hizmet etmek vardır. Her Müslüman dininin hizmetkarıdır. Olmalıdır, olmak zorundadır. Evet, bir kısmımız müezzin olacak, bir kısmımız Kur'an muallimi olacak, maişetini de oradan temin edecek, ama ona devredip kaçmayacağız. Bir toplumda kaç tane dinini hizmet için görevlendirilmiş kimse bulunabilir? Mesela yaşadığımız ülkede camiden medreseye kadar, Kur'an'dan namaza kadar dinimize ait resmi hizmetleri gören olsa olsa 150 bin kişi vardır. 80 milyonun yükünü 150 bin kişi nasıl taşır? Dinimiz bizimdir. Kaymağını biz yiyeceğiz. Yükünü de bizim çekmemiz lazım. Bunu hocalara, öğretmenlere, birilerine bırakıp gittiğimiz zaman, döndüğümüzde o dini bulamayız. Aradığımızda da kıyamet günü bulamayız dinimizi.
Burada kardeşlerim, bir şeyi düzeltmek için bunları söylüyorum. Din bizim kabir hayatımızın kurtarıcısı ise eğer, ahiret hayatımızın mutluluk kaynağı ise eğer, hatta bunlardan da önce, dünya hayatımızın saadeti ise eğer, saadet kaynağımız, maddi manevi huzur kaynağımız, dinimiz ise, ki öyle, elhamdülillah, biz dinimizi sahiplenmek zorundayız. Eğer dinimizi şu veya bu meslekteki insanlara havale edersek, taşıma suyuyla değirmen çevirmeye çalışırız. Taşıma suyuyla de bu değirmen dönmez. Dönmüyor da görüyorsunuz. Bunun için bir ıslahat, düzeltme hareketi başlatmamız lazım. Bunu da bu dünya hayatının asıl yönlendiricisi ve asıl yükünü çeken kadınların hocalaşmasıyla sağlayabiliriz. Halbuki şimdiki hayatımızda kadın hoca kelimesi kabul edilmeyen bir kelimedir. Kadından hoca olur mu la? Kadından camiye imam olmaz. Doğru. Ama kadın hoca olmadıkça da din ayakta durmaz. Ya kadınlar ana oldukları gibi hoca olacaklar, ya kadınlar okul kadar güçlü olacaklar, ya da anaokulu, babaokulu, kreşler diye hep çare arayacağız biz. Küçük çocukları anaokullarına göndermek yerine anaları okullaştırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocukları kreşe göndertmedi. Kreşten güçlü analar yetiştirdi. O çocukların anaları da okul misyonu icra ettiler. Kadınlarımızın adeta dinden anlamaz. Anlarsa erkekler anlar. Erkek işi. Tır şoförlüğümü zannettin hep erkeklere ait olacak. Bu hizmeti, dinimize hizmeti kadınlar yaparsa daha narin sonuçlar ortaya çıkar. İnsanların daha kolay din anlamaları kadınlar vasıtasıyla daha kolaydır. Ama üstüne basa basa, altını da çize çize söylüyorum. Bununla kastım, başka bir yerde memur olamayan kızlarımız hemen Diyanet'e gitsin, Kur'an kursu hocası alsın, Kur'an kursu hocası olsun bir yerde, ondan sonra da eline para geçince de kocasına karşı diklensin, onu demiyorum ben. Ben Allah için yapılan işlerden söz ediyorum. Ashab-ı kiramdan söz ediyorum. Din benim, ahiretim bu, cennetim bu diyen insanların yapacağı işten söz ediyorum. Memurluktan söz etmiyorum. Bu iş memuriyet işi değil. Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın kulları olarak Rabbimizin cennetini kazanmak için yapacağımız işlerden konuşuyoruz. Birbirimizi memurluk ünvanlarıyla oyaladığımız işler, Allah için yaptığımız işler değil ki. Değerli kardeşlerim, kadınlara zulmediliyor, kadınlara eziyet ediliyor, horlanıyorlar vesaire. Herkes bu başlıkları kullanıyor. Beni de ilgilendirmiyor bunlar. Ben kulum, o da kul. Ben kendimi kurtarmaya uğraşıyorum. Kadını ne uğraşayım ben? Benim derdim o değil. Cennete beraber gireceğiz. Dünyada niye erkekler hoca oluyor sadece, onu soruyorum. Cennet hepimizin ortak yeri. Cennete geldi mi kimse alttan almıyor. Arasat'ta kalalım diyen yok. Araf'ta kalmaya razı olan yok.
Herkes cennete. Ölmeye görsün insan, tabutunun başında, arş, firdevs, adın, ne varsa hepsini vaat ediyor hocalar. Cennet hepimizin. Bu dini ayakta tutmak niye hocaların işi oluyor? Annelik demek, niye hocalık demek olmuyor aynı zamanda? Ha kadınların işi çok. Ne işleri var? Ne işleri var? İşi çok kadının mutfağında 12 tane fiş yeri takılıyor her mutfağa. Trafo merkezi gibi mutfaklar. Her mutfağın otomatik 12 tane, daha zengin evlerde 16 tane fiş takma yeri var. Niye kullanılıyor bunlar? Kadınlar yorulmasın diye dokunmatik evler niye icat ettiler? Niye reklamlar öyle yapılıyor? Kadınların işi çokmuş. Erkekler boş mu geziyor? Herkesin işi çok bu dünyada. Mutfakta yemeği karıştırmak için bile makinen var. Her şey makinalaştı, işi çokmuş. Telefonla az görüşürsün. 3 saatte kapat telefonu madem işin çok. Cennet boş adamların yeri mi? İşi olmayanların yeri mi cennet? Zihinlerimizi değiştirmek zorundayız kardeşlerim. Kadınlarımız dinlerinin hocası olmak zorundadırlar. Filan evde Yasin toplantısı var, oraya gittik, çıkarken de çeyrek altın bıraktık. Bu kampanyaları da konuşmuyorum. Dinimizle oynamaktan söz etmiyorum ben. Ashab-ı kiram gibi, Allah onlardan razı olsun, gittikleri yere din götüren adamlar, mobil hocalar. Nereye gidiyorlarsa din oraya gidiyor. Allah onlardan razı olsun. Oldu da, ashab-ı kiramın kadınları, dinlerine erkeklerden daha az mı hizmet ettiler? Hep Ayşe anamız örnek verilir. İşte çok dinine hizmet etti, alim kadındı. Onu örnek alamayız ki biz, peygamber hanımı zaten. Yani onu çıkaralım. Peygamber aleyhisselam efendimizi hayatında iki defa görenler bile dinlerine hizmet ettiler. Kadın olmanın getirdiği erkeğe göre farklılıklar var. Bu farklılıklar arasında kadın dine hizmet etmesin diye bir şey yok ki. Bu zihin bozukluğunu, bu çarpıklığı düzeltmek zorundayız. Hafız olmaya da davet etmiyorum. Kur'an hafızı olmanın daha epey kat etmemiz gereken mesafesi var. Din kardeşlerim, gitmek üzeredir elimizden. Bu kadar rahatlığa, bu kadar bolluğa ve imkana rağmen, din yeni neslin tanımadığı nesne haline gelmiştir. Okullara din dersi geldi, Kur'an dersi geldi, siret dersi geldi, ama gençlerin kafasında okul kafası yok ki bir defa. Okulda ne öğrenecek? Yeni nesil, dini cenaze töreni ve benzeri kandil törenleri ya da ashab-ı kiramın hiç bilmediği şeylerden ibaret zannediyor. Bu ülkenin, bu dünyanın yarısı kadın. Erkekler hepsi hoca olsalar, kadınlar kendi aralarından hoca yetiştirmedikçe, tıpkı doktorlukta olduğu gibi, kadınlar kendi hocalarını bulmadıkça, kendi doktorlarını bulmadıkça tam hizmet almış olmuyorlar. Ama özellikle kız çocuklarımızın İmam Hatip Lisesi okumasını, sonra da İlahiyat Fakültesi okumasını, daha kalın topuklu ayakkabı giyip kibir deposu olup dolaşmasını kastetmiyorum.
Ben Allah'a götüren, Peygamber aleyhisselama götüren, takvaya götüren, sabah namazına kaldıran, tesettürü ibadet olarak algılattıran, ilimden kastediyorum. Hocalıkla, ümmetin önünde durmayı kastediyorum. Hoca memur olmayı kastetmiyorum. Onu da bir bela olarak görüyorum aksine. Vay haline kıyamet günü. Allah'ın adıyla, Kur'an'ın ayetleriyle para kazanacaksın. Ama senin sayende 20 kişi, sen 20 sene memur oldun, sayende 20 kişi namaza başlamadı. 20 kadın tesettüre girmedi. Vay haline senin kıyamet günü. Vay haline senin. Erkeksen veya kadınsan bir şey değişmiyor. Dinimizden geçinmek dine hizmet değildir. O dini sömürmektir. Biz her şeyimizi dinimize feda etmek zorundayız. Vaktimizi, paramızı, forsumuzu, evimizi, şöhretimizi, her imkanımızı dinimize vermemiz cihattır. Tören yapmak vesaire kutlamalar yapmak din değildir ki hizmet olsun. Çok net bir şekilde kardeşlerim, anlaşıldı ki toplumun yarısı kadınsa eğer, en azından hocalık yapanların yarısının da kadın olması gerekir. Medreselere götürülen çocuklarımızın en az yarısı kız çocuğu olması lazım. Bir isteyeni çıkıncaya kadar burada okusun diye değil ama, Allah emanetini alıncaya kadar ilime feda olsun diye. Evet, çok kız çocukları kurslara gönderiliyor. Ama annesine sorduğunda bir isteyeni çıkana kadar dursun orada. Kur'an kursları istasyon mu bekliyorsun orada? Depo mu? Kız deposu mu Kur'an kursları? Bir isteyeni çıkana kadar değil. Allah bu emanetini, canı olan emanetini alıncaya kadar feda olsun Allah'a. Meryem gibi. Meryem'i annesi medreseye götürdüğünde bir isteyeni çıkana kadar burada dursun diye mi bıraktı onu? Kadınları dine hizmetten muaf göremeyiz. Siyaseti de görüyorsunuz kardeşlerim. Siyaset bile erkek otoritesi altında yürüdüğü halde kadınsız yürütemedikleri için her siyaset parti bir kadın adayı göstermek zorunda kalıyor. Ve de yarışırken biz çok kadın adayı gösterdik diyorlar. Seçilmeyecek yerlere de olsa dolduruyorlar kadınları, biz de aday çok diyorlar. Din ki herkesin tek tek hesabını vereceği bir şeydir. Siyaset toplu yürütülüyor. Bir kişi yapıyor, 80 milyon idare ediyor. Din öyle değil ki. Herkes kendisi için namaz kılıyor. Herkes kendisi için Kur'an okuyor. Kadınlarımızın iki büyük devrimi yapmaları lazım. İki büyük devrim yapacak, iki şeyi devirecekler. Birincisi, dine hizmet erkek işi değildir, mümin işidir. Kim müminse o dinine hizmet edecek. Bu kadar basit. Bunun erkekliği, kadınlığı yok. Böyle iman edeceğiz. İkincisi, kadınlarımız, hani devlet daireleri arasında en iyileri müftülükler. Böyle erkeklerle, meklekle karışık yok. Buradan tutturdun mu dikişini emekli olursun, eşin de emekli olur. Namazını da vaktinde kıldığın için, veyl olsun bu anlayışa be, veyl olsun be. Böyle şey olur mu ya? Bir müftü kardeşim dedi ki bir gün, hocam dedi, hizmet olur diye çok hanım hoca aldık dedi. Çok hanım hoca aldık dedi. Sen evlilikle ilgili çok güzel şeyler söylüyorsun. Bir nasihat et Allah'ını seversen, hepsinin yuvası dağılmak üzere dedi.
Kocasına karşı maaş alıyor. Maaş tabii hemen ayakkabı topuk numarasını artırıyor. Daha dik duruyor. Ama Kur'an öğretiyor insanlara. Ya erkeklerde de var bu berbatlık belki ama umulmuyordu kadınlardan bu. Hayır kardeşlerim. Din hepimizin. Kadınlar da cennete girecek. Erkekler de cennete girecek. Kadınlar da ne yaptın sorusunun cevabını verecekler. Erkekler de ne yapmıştın sorusunun cevabını verecekler. Evet, kadınlardan cami imamı istemiyor dinimiz. Cuma namazına gelin demiyor. Cihada çıkın demiyor. Evet, bunları muaf tutuyor. Neden? Allah böyle yaratmış. Ama siz dininin kaymağını yiyin, erkekler çalışsın demiyor ki Allah. Yapamayacakları şeyler belli. Mesela genç bir hanım, hoca hanım, erkeklere çıksın konferans versin demiyor Allah. Buna da izin vermiyor. Ama bu ülkede 40 milyon kadın var. Yani kadınları tara bitir, ondan sonra erkeklere verirsin konferans. Yani bir düzelsin kadınların hali bakalım. Burada kardeşlerim, bu anlayışı düzeltmekten söz ediyorum. Bu anlayışı düzelttiğimizde kız çocuklarımızı çeyiz biriktirir gibi kütüphane biriktiren kız olarak yetiştirip yetiştirmediğimiz zaman belli olacak. Eğer biz bunu beceremezsek, erkek hocalar hep din öğretmek durumunda olacaklar. Bu sefer de erkeklere peşin kanaatle baktığı için kadınlar, dinimiz olduğu gibi anlaşılmayacak. Mecburen ve kahren dinleyecek kadınlar. Allah'ın şeriatını olduğu gibi anlayan ve anlatan hoca hanımlarımız, yüzlerce binlerce bu Anadolu toprağına yayıldığı zaman, Allah'ın izniyle şeytan nefes alamayacaktır bu topraklarda. Nefes alamayacaktır. Çünkü kadın düşük sermaye ile çok bereketli iş yapmanın adıdır. Az emekle çok iş kadında vardır. 10 erkek hocanın yaptığını 3 kadın hoca yapabilir kadın dünyasına. Sermayesi az, bereketi çoktur. Bir. İkincisi, kadının kendisi bir okuldur zaten. Kadın olduğu gibi okuldur. Kur'an'ımızın merhametli ayetlerini, cennet vasfeden ayetlerini, kadın hoca okuduğu zaman, ruha daha kolay nakşolur o. Cehennem ayetlerinden etkilenen bir kadın hocanın, 100 tane kadına o ayetleri okurken, onun 100 mimikleri tercümesi yapılmadan ayetin karşı tarafı ağlatmaya başlar. Kadın daha tabiidir. Erkeğe göre. Hocalığı da daha tabii hocadır. 20 tane erkek, bir bebeği 15 gün yaşatamazlar. Ama bir kadın, o bebeğin annesi olmasa bile, onu ayakta tutar. İnsan eğitmekte, kadının gücü erkeğe göre çok farklı. Bunun için de, erkeğin bileği güçlü olduğu için, Allah cephelere erkeği gönderiyor, medreselere, okullara da, kadınları bıraktı. Dinimize hizmetin kadınlar bölümünü kadınlar taşımak zorundadırlar. Memurluk için değil, Allah'ın cenneti için. Bu arada maişetlerini bundan temin etmelerinin de bir sakıncası yoktur. Rabbim Tevbe suresinin 71. ayetinde وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ buyuruyor. Erkek müminler, kadın müminler,
birbirlerinin kardeşleridirler. Ye'murûne bil ma'rufi ve yenhevne anil münker. Bu bölüm önemli. İyiliği emreder, kötülüğü engellerler. Kim? Erkekler ve kadınlar. Erkek hocalar bu işleri düzeltsin demiyor ki Allah-u Teala. Müminler erkek ve kadın olarak bu işi düzeltsin buyuruyor. Burada kardeşlerim, mümin erkek olsun, kadın olsun, bir ampul gibidir. Nereye asarsan orada ışık verir. Balkona asarsan balkonu aydınlatır. Odaya asarsan odayı aydınlatır. Sokağa asınca sokağı aydınlatıyor. Kadın olması, erkek olması bir işi değiştirmiyor. Bizim kadim yıllarımızda, bundan 100 sene önce, erkeklerin bile ilim öğrenme fırsatı yoktu. İşgal edilmiş topraklarda yaşıyorduk. Savaş, her köşede bir savaş vardı. Kadınlarımız tarlada çalışıyor, erkeklerimiz de cephelerdeydiler. Ne okumak, ne anlamak, böyle bir imkan yoktu. Allah'a hamdolsun. Dedim ya, bir mutfakta 16 tane fiş yeri var. Cihaz takmak için hep. Trafo istasyonu gibi mutfaklar. Banyodakiler ayrı. Oturma odasındakiler ayrı. Neredeyse her ev için bir trafo istasyonu kurulacak. Her şey elektriğe havale edildi. Makine her şeyi yapıyor. Bugün biz erkekler veya kadınlar olarak nasıl Allah'tan utanmaz da vaktim yok deriz. İnsan Allah'tan utanır ya. Hangi vaktin yok senin? Önceki nesiller kaç saatlik günlerde yaşıyorlardı? Tarlaya bile arabayla gidiyor çiftçiler artık. 5 kilometrelik tarlasına sabahleyin omuzunda kazması, küreği gidiyordu insanlar. Akşama kadar güneşin altında çalışıyorlardı. Akşam 5 kilometre eve gelip dinleniyorlar, ineklerin hizmetini yapıyorlardı. Çocuğunu bakıyordu, sabahleyin yine o tarlaya gidiyordu. Vaktim yok kelimesi de yoktu o zamanlar. Çiftçiler şimdi modern oldu. Çiftçiler bile modern oldu. Kadınlar neredeyse teknik cihaz kullanma kurslarına gidecekler. Evlerde o kadar teknik cihaz var. Vakit yok. Bu söz Allah'ın nimetlerine hakarettir. Sümme letüselunne yevme izin anin ne'im. Sonra Allah nimetlerini soracak bir gün. Bu teknolojik imkanlar, bu fırsatlar bir gün sorulacak kardeşlerim. Bu sorguda kadınlarımız zor anlar yaşayacaklardır. Vakit yokmuş. Çocuğu çok yaramazmış. Git Allah aşkına ya. Her gün bir saat okumaya vakit ayırsa bir kadın, bir hocadan bir saat ders alsa, 365 saat yapar bir senede. Hadi bayramlarda, hasta olduğu günlerde okumasın, 300 gün yapsın. 300 saat. İlahiyat fakültesine gidene bir bakın, kaç saat ders yapıyorlar ya. Bir kadın her gün bir saatini ayırsa, Kur'an öğrenmeye, hadis öğrenmeye, fıkıh öğrenmeye, bir saatini ayırsa her gün, ve bu senede 300 saat yapsa, bir ilahiyat fakültesine diploma alıncaya kadar gidenden daha fazla ders görmüş oluyor. Ama ilahiyat fakültesinin sonunda diploma var. Bunun sonunda Allah var, diploma yok. Cennet var. O şartı kabul edeceksin. Çok zor bir şey söylemiyorum kardeşlerim. Ama tahammülü olmayan bir şey söylüyorum. Piyasası yok bunun. Piyasası yok. Bu piyasayı biz oluşturabiliriz. En azından her köyde, her kasabada, her şehirde 1-3-5 hanım kızımızı bu ümmetin dinini öğrenmek ve öğretmek üzere Meryem gibi adayabilsek, gerisine Allah bereket verecek. Vakit yok sözü yanlış.
İsteyen doğum yapacağı gün bile istediğine vakit buluyor. Bu isteyip istemememe meselesi. İsteyen hastaneden bile telefonla program izliyor. Dizi filmleri kaçırmaya gelmedi mi? Aman Allah'ım, o zaman bir sorun yok. Dizi filmi herkes vakit buluyor. İnsanlar artık o ailenin izlediği dizi filme göre ziyaretler belirliyorlar. Bugün onların dizi film günü. Onlar o diziyi izliyorlar çünkü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Burada kardeşlerim, vakit meselesi sorunu değil. Hanım kardeşlerimizin başka psikolojik nedenleri var. Bir, bu iş erkek işi zannediyorlar. Vallahi yalan, billahi yalan. Erkek işi olur mu ya? Vel mü'minune vel mü'minat. Erkek müminler, kadın müminler diyor Allah. Vallahi yalan. Erkek işi değil bu iş. Bu iş mümin işi. Bu iş mümin işi. Tecrübeyle de gördük ki, erkeklerin kafaları daha dağınık olduğu için, bayanlara göre çok daha zor öğreniyorlar. Bayanlar tuttu mu, hafızlıkta da, Arapçada da, erkeklerden önce ciddi ciddi noktalara geliyorlar. Bu iş erkek işi değil. Müslüman işi bu iş. Dinini sahiplenmek, Allah için kurban olmaya hazır olmak Müslüman işidir. Erkek işi değil. Bundan tövbe etsin kim böyle düşünüyorsa. İkinci psikolojik sorunu hanım kardeşlerimizin, ya kimsenin yaptığı yok bu işi. Şimdi ben nasıl anlatacağım bunu? Meryem'in de örneği yok. Kaç tane Meryem var? Kaç tane Asiye var? Kaç tane Nesibe var? Çok olduğu zaman zaten kıymetin olmayacak senin. Piyasası o zaman seni ucuza kalacaksın. Kimsenin olmadığı zaman da ben varım ya Rabbi diyen kadın arıyoruz. Üçüncü sorunları hanım kardeşlerimizin, yani bu tam gerçekten 10 yaşında olacak işti. Ben evlendim, çocuğum var şimdi diyor. Evlendikten 3-4 çocuğu olduktan sonra üniversite okuyor kadınlar. Kocalarına inat olsun diye. O zaman oluyor. Bu himmet işi, yaş işi değil. Doğum yapmak ne demek? 1-2-3-4 doğum yapmak, yerden göğe kadar Allah'tan rahmet bulmak demek. Anne olduğu zaman bir kadın daha Allah'ın rahmetine yakın, ilme de daha yakın demektir. Bir başka psikolojik sorunları hanım kardeşlerimizin, büyük müçtehitlere kıyas ediyorlar kendilerini. Bakıyorlar ki onların uzayda yıldız gibi adamlar, biz bunlara nasıl yetişiriz? Biz müçtehitlikten kastetmiyoruz ki. Ebu Hanife ol demiyoruz ki. Ne diyoruz? Allah için bu yola çık diyoruz. Uzmanlaş diyoruz. Mesela sen elif cüzü okutma uzmanı ol. 28 tane harfi tanı. Kız çocuklarımıza bu harfleri öğretsen. İlmihale gelince de filan abla bunu iyi öğretiyor de ona gönder. Hepimizin her şeyi bilmesi diye bir şartımız yok ki. Hoca olmak demek, dini baştan aşağı bilmek demek değil ki. Bir tanemiz elif cüzü öğretmeyi becerecek. Ay Allah senden razı olsun ya. Kur'an'ın büyüklüğü kadar Allah sana rahmet etsin. Sen elif cüzü öğret yeter ki. Öbürümüz kadın ilmihali konusunu iyi bilecek. O da her hafta bir saat hanımlara ders yapacak, ilmihali öğretecek. Tamam, onun uzmanlık alanı o. Öbür ablamız bir hocadan ders okuyacak, tefsirden icazet alacak. O da Kur'an'ımızı tefsir edecek. Her şeyi bilsin demiyoruz. Sabahtan akşama kadar da yapması zaten mümkün değil. Ama ne istiyoruz? Ya bir yerinden tut bu dinin kardeşim ya. Tut bir yerinden ya. Bir hanım kardeşimizin bir meselesini görüşmek için konuşurken bir yerde din öğretiyormuş. Da dedi ki, Kabe'yi çok özledim ama gidemiyorum dedi. Niye gidemiyorsunuz dedim. Dedi bir 20 tane kadar genç kıza Kur'an öğretiyorum. Henüz hatim bitiremediler. Ha bitirdi derken arttılar, azaldılar.
Ben gidersem Kabe'ye, Umre'ye, bunlar da geriden bırakarlar da Kur'an'dan soğurlar diye erteliyorum dedi. Allah senden razı olsun dedim ya. Kabe senin yüreğine gelmiş, senin ne işin var Umre'de ya? Sen anlamışsın Umre'nin gayesini. Umre sensin be. Ben gidersem, bu kızlar daha Kur'an'ı bırakarlar, okumazlar diye, sen onlarla her gün buluştuğun için, Umre'ye gidemiyorsun. Umre sana gelmiş bacım, sen Umre'sin be. Sana Umre ana diye anıt mezar yapsalar, hakkın senin. Dinimizin bir tarafından tutacağız hepimiz. Tek başımıza kaldıramayız bu dini zaten. İlla hepimiz İmam-ı Azam gibi alim olacağız diye kesin kesin böyle bir şey yok. Ashab-ı kiram baştan sona alim miydiler? Ama bir iş beceriyorlardı. Ve kardeşlerim, şu Adem aleyhisselamdan beri yaratılan bütün insanlık içinde boş vakit sorunu yaşayan bizim neslimiz kadar büyük bir nesil yoktur. Boş vakit delisiyiz. Hepimiz. Erkekler de kadınlar da. Boş vakit yağıyor gökten. Boşluktan strese düştük. Her şeyi makine yapıyor. Her şey hizmet satın alma yöntemiyle yapılıyor. 100 sene önce kadınlar çamaşır yıkayacakları suyu, eğer derede yıkamayacaklarsa çamaşırı, 1 kilometreden ibriklerle sırtlarında taşıyıp eve getiriyorlardı. Şimdi sıcağı soğuğu ayrı, evimizin her köşesinden su akıyor. Tenezzül edip o suyu da içmediğimiz için, telefonla su getirttiriyoruz kapımıza. Vakit yağıyor gökten. Dine gelince, şeriatımıza hizmete gelince, vakit yok sözünü kullanırız da, Allah gökleri kafamıza düşürmez mi bizim? Nasıl vakit yok ya? Düzensizlik var. Programsızlık var. Ciddiye almamak var. Vakit bol. Dinime hizmetim diye vakit ayırmam gerekiyor benim. Erkek veya kadın. Ben 24 saatin 5 saatini Allah'a ayırdım. Bunun 2 saati namazımla geçecek. 3 saati de okuyup öğrenip öğreteceğim diye geçecek. Böyle bir program yap, vakit fazlası bile bulursun. Kardeşlerim, Karun'un malı kadar vaktimiz var bizim. Ama Karun'un malını Karun helak sebebi yaptığı gibi, bizim bu vakit bolluğumuzu da helak sebebi yapıyor olabiliriz. Eğer vaktin yetmiyorsa, arkadaş listeni gözden geçir. Sana vakit israf ettiren arkadaşların vardır. Toplantı, buluşma yerlerini gözden geçir, yanlış yapıyorsundur. Öncelikli ve önemli listesini yanlış dizmişindir. Hiç vaktin yoksa, pasta yapma kardeşim. Bir pasta yapana kadar 5 çeşit yemek yaparsın. Cicili, bücülü, nakışlı pastalar yapıp vakit geçirme. Gerçi pasta da siparişte geliyor zaten. Pasta yapmak da yok. Herhalde eskiyi örnek veriyorum ben. Kardeşlerim, kadın hoca, kadın memur değil, kadın hoca, Allah'a adanmış genç kızlar, çocuklarına bakarken, eşiyle ilgilenirken, Allah'ın hakkı diye bir hak derdi olan kadınlar, yuvalarını medreseye dönüştürüp, ahir zaman sahabisi gibi yaşayan kadınlar, Allah'ın rahmetinin göklere kadar dolduğu şu dünyada, en çok ondan nasibini alacak kullarıdır herhalde. Bizim kadınlarımız,
hocalaşır, evlerini de Kur'an ve İlmihal medresesine çevirirlerse, bize ne Yahudi, ne Hristiyan, ne de iblis, kimsenin yapacağı bir şey yoktur artık. Dinimizi biz cami görevlilerine pazarlayıp, kendimiz işimize gücümüze baktığımız için, iblis de bize bakıyor. Allah'ın düşmanları da bizim üzerimizden plan proje yürütüyorlar. Şimdi bu sözlerimi dinleyen hanım kardeşlerim, bir kısmı, sen tabii çocukları büyütmenin ne kadar zor olduğunu bilmiyorsun diyeceklerdir. Reddediyorum. 30 kere reddediyorum. 30 kere reddediyorum. Hasan ve Hüseyin'i büyüten ana, değirmenden, değirmen çevirmekten ellerim nasırlaştı baba dediği zaman, ey kızımın elleri ne hale gelmiş demedi. Yatarken tesbihat yap dinlenirsin dedi. Hasan'la Hüseyin'i büyüten ana, musluklarından su akan bir evde değildi. Kim bilir 3 kilometreden su getiriyordu akşam çocuklarını yıkayabilmek için. Çocuk büyütmek zor. Çocuk şımartmak zor, büyütmek değil. Çocuğu ilahlaştırır, put yaparsan, iç çamaşırlarını bile çocuğun ütülersen, elbette çocuk büyütmek zor olur. Halıyı, tüylerini cımbızla çıkara çıkara temizlemeye kalkarsan, elbette çocuk büyütmek zor olur. Kütüphane kurar gibi çamaşır, deterjan tozu doldurursan evine, elbette çocuk büyütmek zor olur. Bu ümmetin kadınları, kütüphane kadınıydılar, alim oldular. Sen de deterjan alimisin maşallah. Hangi çamaşıra, hangi renge, hangi kale bodura ne deterjan kullanılır, bu konularda uzmanlık herkeste var. Vakit yok, yanlış. Yanlış. Ashabın kadınları, tabiin kadınları, ecdadımızın Osmanlı'nın kadınları, 30 saatlik günlerde mi yaşıyorlardı? Bir de hayret ediyorum ya. 12. çocuğunu doğurmuş kadınlar da, bu dünyada 24 saatte yaşadılar. Tarlaya da onlar gittiler. Yarım kuzuyu bir oturuşta yiyen kocalarını da onlar doyurdular. Üstelik de kayınları onlar da misafirdi. Onlara da baktılar. Kocasından daha çok yiyen içen kayınpederini de baktılar. Ağzı durmaz kaynanalarını da baktılar. 12. çocuğunu da hastane ve doktor ve ebe görmeden doğurdular. Vakit de buldular. İbadet de yaptılar. Yürüyerek hacca da gittiler. Zannedersin 8 çocuğu var. 2 çocuğu var, aman Allah'ım. Hele 3 olduysa zaten dünya gitti. O Birleşmiş Milletler'den yardım istemesi lazım. Yürekler küçüldü, yürekler. Nimetler çoğaldı. Yürek kapasitesi küçüldü. Hayır. Hayır. Hepimiz Adem'in çocuğuyuz. Aynı genleri taşıyoruz. Erkeğimizle kadınımızla 300 sene önceki insanlardan farklı değiliz. Bir farkımız varsa romatizma oldu ayaklarımız yürümemekten. Yürümemekten romatizma olduk. Kolesterol yağ bağladı hepimizde. Bir fark daha var ki camilerimiz salona döndü. Arkalarında sandalye grupları var. Sandalye. O yaştan 10 yaş yukarısına İstanbul'a cihat etmeye gelmişti Halid bin Zeyd radıyallahu anh. Kapasite zafiyeti bu. Yürek zafiyeti. Kardeşlerim, kutlu doğum haftası yapılıyor da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait tatlı hatıralar konuşuluyor ya, bundan sonra bunu yapacak olanlar, bari
şu başlığı mesela kullansınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarca kere cihada çıktığı Medine'de ne zaman vakit buldu da ashabın kadınlarının her birini okul haline nasıl getirdi? Bunu araştıralım bari. Her bir kadını bir okul yaptı. Sadece çocuklarını değil, o kadının doğurduklarını değil, Medine'ye yeni gelen kadınları da 3 gün eğitim gören kadınlara teslim etti. 3 gün sonra o da mücahit oldu. O da alim oldu. Ürkerek, kaçarak bir kenarda bıraktığımız dinin hesabını soracaktır Allah bizden. Ve kadınlarımız dinlerine sahip olmadıkça, bu din erkekler kadar bizimdir de, erkekler kadar biz de hizmet etmek zorundayız demedikçe, ne yüzümüz gülecektir, ne de kadınlar huzur bulacaktırlar. Hiçbir kadın, vaktim yok, benim çocuğum yaramaz demesin. Her çocuk yaramaz doğar. Yarar çocuğu hastanede bırakıyorlar zaten, bu niye ses çıkarmıyor diye. Çocuk ağlayarak doğar. Yaramaz çocuk, deli değilse şükretsin. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, çocuk yaramazlık yapıyorsa ileride iyi olacak demektir buyuruyor. Ama her şeyi fişe takıp makineyle halletmeye çalışıyorsa, o çocuğu da doktora götürüyor, şuna bir şey ver, sussun, rahat bırakmıyor bizi diye. Doktor her şeyi düzeltiyor nasıl olsa. Kardeşlerim, hepimiz müminiz. Elhamdülillah. İslam hepimizin dini. Elhamdülillah. Ödülümüz Allah'ın izniyle cennettir. İnşallah. Ama çalışana çalıştığının karşılığı verilecek. Kim ne kadar çalışıyor? Kardeşlerim, bu din kadınların da dini. Onlar da çalışacaklar. Filan yerdeki bilmem ne törenine gitmek dine hizmet değildir ama. Apartmanda 3 kişiyi toplayıp elif cüzü öğretmek. Tesettür terbiyesini konuşmak. Kur'an-ı Kerim okumak. Hadis-i şerif okumak. Riyaz-ı Salihin okumak. İlmuhal okumak, ümmeti Muhammed'in tarihini okumak, bunları yapmak dine hizmettir. Çeyiz görmeye, gitmeye vaktin oluyor. Ümmetimin halini görmeye niye vaktin olmuyor? Tesettürlü tesettürlü kızların ne halde olduğunu görmeye niye vaktin olmuyor? Hepimiz dinimizin sorumlularıyız. Yaşlandım ben diyenlerin diline diken batar. Yaşlandıysan daha güzel işte, çocuklarını evlendirdin. Ver kendini ilme şimdi. Herkes bir saat gidiyorsa, 4 saat gideyim de. Hiçbir kabiliyeti olmayan hanım kardeşime tavsiyem var. Ben bu yaştan sonra denedim, Kur'an okuyamıyorum. Fıkhı da okuyamıyorum. İlmihal de anlamıyorum. Demek ben görevli değilim. Yok canım, sen görevlisin. Dur bir dakika. Asas sen görevlisin şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Bir mücahit cepheye gittiği zaman hangi sevapları kazanıyorsa, cihad ediyor, şehit olacak. Onun geride bıraktığı ailesinin eksiklerini karşılayan aynı sevabı kazanır. Ne ilgisi var? Şu ilgimiz var şimdi. Sen abla, madem beceremedin, olmuyor. Eşin yapsın bu işi, eşine arkadan destek ol. Eşin dine hizmet etsin, Kur'an'ı öğretsin akşamları işten gelince. Sen de arkadan onu desteklediğin için, ondan evde iş beklemediğin için, o ne kadar sevap kazanıyorsa melekler onu sana yazsınlar. Bu kadar.
derdin sevapsa, Allah'ı kazanmaksa derdin. Ve burada bir başlık açmam lazım kardeşlerim. Hanım kardeşlerimiz, dinlerine sarıldıkları zaman, daha duygusal oluyorlar dedim. Bu her şeyde böyle. Mesela ashab-ı kiramın şehadetini bol bol dinliyorlar. Bir menkıbeyi 75 defa dinliyor, gene dinliyor. 76.sında anlatmaya başlamadan ağlanacağını bildiği için çıkarıyor mendilini, ağlamaya başlıyor. Nasıl sonunda ağlanacak diye. Bu değil İslamiyet. Allah ağlamak için değil, iş yapmak için bekliyor bizi. Ashab-ı kiram da ağladılar. Hep ağlamadılar ama. Ağlamaktan işe vakit kalmıyorsa sen boşuna ağlıyorsun. İslam, kulluk ve yarış. Önce İslam'ımıza hizmet. İslam gitmesin bu dünyadan. Sonra Allah'ın emir ve yasakları kulluğumuz, ondan sonra takvada, iyilikte yarış yapacağız. Hoca kadınlar, hocalaşan kadınlar, bu üç temel üzerinden dine hizmet edecekler. Nedir bu üç temel? Önce İslam, önce İslam. Nedir İslam'ımız? Allah'a iman var mı yok mu? Namazımız var mı yok mu? Meleklere iman, kadere iman, ahirete iman yerinde mi? Allah deyince ne anlıyoruz? Peygamber deyince ne anlıyoruz? Ashab-ı kiramı nasıl görüyoruz? Önce bunlar. Bu süzgeç geçildiyse, ibadetlerimiz ne durumda? Tesettürümüz ne durumda? Bu. Sonra fazilette yarışalım. Bir hoca hanım, abdest yok, namaz yok. Ne zaman guslettiği belli değil. Bir kadınla karşılaşıp, abla sen çarşaf giy diyorsa, bunu yaptığına cahillik denir. Ya Müslüman kadın giyer çarşaf, bunun bir imanını oluşturmak lazım önce. Buradan Çin'e gidip çarşaf kampanyası mı yapacağız kadınlara? Adamlar yılan, köpek ne buluyorsa yiyorlar Çin'de. Önce midelerini temizlemek lazım bunların. Bir sıralamamız var bizim. Bu sıralama imanla başlamalı. İbadetle devam etmeli. Ondan sonra faziletle devam ederiz. Nedir faziletimiz? Bu kıyafetten daha uygunu çarşaftır deriz. Tırnaklarını böyle büyütme deriz. Ama gusül abdestten önemlidir kardeşlerim. Gusletmeyi bilmeyene abdesti öğretmenin manası yok. Cünüp bir insan, kadın veya erkek, abdest alsa namaz kılabilir mi? Demek ki eğitimin bir sıralaması var. Şimdi hanım kardeşlerimiz bir iş yapmak istiyorlar, ama hayalle başlıyorlar. Çatıdan ev yapmaya başlıyorlar. Temellerinden ev yapacağız. Ben bugün Allah bana dil verdi, bu mikrofonları önüme koydu, önünüze çıktım ve size dedim ki, bu dünyada erkekler ve kadınlar paylaşarak bu hayatı yaşıyoruz. Hayatın her alanında kadın var. Sadece dine hizmet eden alanda kadın kıtlığı var. Anneler, babalar kendileri mücahit, erkek çocuğunu ilme ayırıyor, kız çocuğunu da evliliğe ayırıyor. Elbette evlilik şart. Ama bu dinin hizmeti kimin tarafından karşılanacak? Kadınlara dinlerini kim anlatacak? Şeytanın tuzaklarını kim kadınlara anlatacak? Bir eksikliğimiz var. Burada büyük bir değişiklik yapmamız lazım. Kadın hocalarımızı şeriat terbiyemize dikkat ederek meydanlara sürmemiz lazım.
Kadınlar bu Allah'ın dinini kaldırma işine bir girerlerse, becerirlerse, erkeklerin 50 senede yapamadıklarını Allah'ın izniyle 10 senede yaparlar. Daha duygusaldırlar, daha bereketlidirler dedim. Siz de bugün hayattasınız kardeşlerim. Bunu dinlediniz. Ben de, siz de, hepimiz Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Dinimizin sahibi olan Allah, bugünümüzü, yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı soracak. Biriktirdiğimiz çeyizleri mezara götüremeyeceğiz. Hiçbir kadın götüremeyecek. Kaçamaklarımızı birbirimize hileyle aldatabiliriz. Vaktim yok sözünü birbirimize ikna edebiliriz. Benim kaynanam çok titiz, fırsat vermiyor diyebilir kadın. Bunu Allah'ın önünde kim diyecek, kim demeyecek, orada belli olacak. Ben, Rabbim şahit olsun, kendimi kurtardım. Bu iş kadın işidir aynı zamanda dedim. Bu ümmetin alimleri, kadınlar var dedim. Büyük büyük alimlerin hocalarına bakıyorum, bir kısmı kadın hocalar. Koca müştehit yetiştirmiş kadınlar var. Bu sadece doğurmak işi değil. Bu sadece çamaşır yıkamak işi değil. Hayat işi. Din hayatımızın ortasında duruyor. Bunu sadece erkekler hizmet alanı olarak görüyorlar. Yürümüyor. Hepimiz bunu gördük. Burada konuştuk. Rabbimizin huzurunda da hesabını vereceğiz. Konuştuklarımızın, dinlediklerimizin Allah o gün yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.